Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi sonunda 9.1.5 Legion Time Walking Mage Tower'ını Retribution Paladin'le bitirebildim. Bununla ilgili de en azından bir Türkçe kaynak olsun, Türkçe içerik olsun diye sizlere bir rehber videosu çekmek istedim. Açıkçası benim gibi hani yeteneği orta seviyede olan böyle min-max'ı çok fazla beceremeyen ve çok iyi oyunculuk gösteremeyen oyuncuların da Mage Tower'ı aslında biraz deneme yanılma yoluyla yapabileceklerini gösterecek bir rehber videosu olacak. Ne yazık ki ben bu kill'i alıp da başarılı olduğum zaman yayın dışındaydım ve kayıtta da değildim. Daha sonradan da bunu bir rehber videosu olarak kayıt altına almak için yeniden yapmak istediğimde başarılı olamadım. Dolayısıyla en azından bu videonun altında açıklamalar kısmında başarılı olmuş diğer Retro Paladin videolarının örneklerini koyacağım. Ama en azından kendim daha sonradan yapmış olduğum try'larda nelere dikkat edilmesi gerektiğini de kendi almış olduğum kayıtta sizlere göstermek istiyorum. Her ne kadar sonunu göremesem de. Öncelikle 9.1.5 Time Walking Legion Mage Tower'ının Legion zamanındaki Mage Tower'dan ne farkları var? Bir kere hiçbir Legendary'den, herhangi bir Covenant Ability'den, herhangi bir Covenant Legendary'den, herhangi bir set tier'ından faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında zamanında yapılmış olan zordu. Fakat şu an yapılmış olan bu zamanında kullanabildiğimiz şeyleri de kullanamadığımız için biraz daha zor olmuş durumda. Ve üzerinizdeki gear ne olursa olsun level 50'ye setlendiği için, statları da level 50'ye düşürüldüğü için de illa Shadowlands gear'ıyla olmak zorunda değil, run'ınızı daha iyi yapabilecek farklı bir gear da olabilir. Şimdi ben bu olayı aslında 3 farklı parçaya bölmek istiyorum. Birincisi talentlar. Hangi talentlara girdim, neler yaptım. İkincisi gear ve üçüncüsü de statlar. Daha sonradan da bir kendi yapmış olduğum run üzerinde göstererek hani hangi taktiklere bakmanız gerektiği, neler yapmanız gerektiğini de detaylı olarak anlatacağım. Bu arada Paladin'in arkadaşlar seti şu an üzerimde görmüş olduğunuz set. Bu Tomb of Sargeras'ın Recolor seti. Oldukça güzel bir set. Ben gayet memnun kaldım bunu aldığıma. Diğer klaslarda da yapmak istiyorum ama bu Legion Time Walking zamanı içerisinde yapacak mıyım? Ondan biraz şüphelerim var. O zaman hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk sizlere göstermek istediğim şey hangi talentlarla girdiğim. Şimdi talentlara bakacak olursak, talentlar bunlar. İlk sırada Zeal'ı alıyorsunuz. Çünkü hem Righteous Verdict hem de Execution Sentence aslında eğer sizin Covenant Ability'leriniz çalışıyor olsa, Divine Tool'unuz çalışıyor olsa Execution Sentence'da çok daha fazla bir yarar sağlayabilirsiniz. Fakat bu arkadaşlar özellikle Retribution Paladin'de bir Cleave Fight'ı. Kesinlikle ama kesinlikle boss'ların hepsine, yani 3 tane boss var birazdan taktiklerde de göreceğiz. Hepsine cleave atmanız, AoE damage yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin AoE damage'ınızı arttıracak her şey talentlarda kullanılabilir. O yüzden Zeal genellikle tercih ediliyor. Ve ben de Zeal'ı kullanmanızı öneriyorum. Şimdi ikinci sıra arkadaşlar. Ben ilk denemelerimde Fires of Justice'in Holy Power'ı bir daha eksik olmasıyla %15 şansla proklamasıyla bunu kullanarak hem kendime heal hem de ofansif anlamda DPS yapayım diye düşünüyordum. Fakat buradan gelecek olan fayda Imperium Power'dan gelecek olan faydadan kat kat az olduğunu gördüm. Burada da %15 şansla bir Holy Power daha düşük oluyor. Ama buradaki %15 şansla Crusader Strike vurduğunuzda Divine Storm'un bedava olması ve %25 daha fazla damage vurması, özellikle eğer şanslıysanız cleave yapabiliyorsunuz, bossların hepsi bir aradaysa size inanılmaz bir DPS artışı sağlıyor. Bu arada unutmadan 5 dakikalık bir enrage time'ı var. Dolayısıyla mekaniklerinizi yaparken aynı zamanda DPS'inizin de yüksek olması gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın, unutmayın. Üçüncü sırada Repentance aslında alınır. Herkes must have diyor. Fakat ben birkaç tane try'da özellikle eğer Tauren Retribution Paladin oynuyorsanız Taurenlerin ikinci bir stun olduğu için Racial Skill'inde Repentance yerine Fist of Justice kullandıklarını gördüm.
Bu da Fist of Justice'ın süresini de azalttığı için ve iki tane standları olduğu için Repentance'a gerek kalmıyor. Repentance'ın olmasının bir dezavantajı cast time'ı olması. Dolayısıyla Repentance'ı gerçekten çok düzgün atmanız gerekiyor. Bunun makroları var. Makroları da açıklamalar kısmında ekliyor olacağım. Ama hani eğer başka racial'larla oynuyorsanız Tauren dışında Repentance gerçekten fight'ta kullanılır bir şey. Ben bunu Sigrin'i alt etmek için kullandım. Şimdi yerlerde runlar açılacak. O runların üzerinden hızlıca geçmemiz gerektiği için bu aslında bir aynı zamanda mobility'nin de yüksek olmasını gerektiren bir fight. Dolayısıyla Cavalier burada alınması gereken tek şey. Belki Eye for an Eye birazcık hani fiziksel damage'ı azaltmak anlamında kullanılabilir gibi düşünse de buna yani Divine Steed'in iki charge'ının olmasına kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacınız var bu fight'ta. Şimdi burada ben Divine Purpose kullandım. Biraz rotasyonumu basitleştirdi aslında. Biraz da eğer gerçekten şanslıysanız Holy Power Ability'leriniz %15 şansla bir fight boyunca bu ortalama 5-6 kere proklaması demek. Bazen kendinize gerçekten çok ihtiyaç duyduğunuzda World of Glory ile heal atabilmenizi sağlıyor. Fakat eğer kalkanı kırmak için etlerden bir kalkan açıyor. Onu hemen kırabilmek için Seraphim de kullanabilirsiniz burada. Seraphim'in verdiği Haste Crit ve Versa buff'ı ile birlikte Mastery buff'ı çok çok daha yarayışlı olabiliyor. Fakat bunu unutmayın. Kendisinin 45 saniye cooldown'u var ve 3 Holy Power. Yani Holy Power'a gerçekten ihtiyaç duyduğunuz anlar oluyor. Onu sadece 45 saniye ya da 15 saniyelik bir DPS window'u için 3 Holy Power harcamaya bazen vakit bile bulamama ihtimaliniz var. Dolayısıyla ben Divine Purpose kullandım. Ama Seraphim de bence güzel sonuç verir. Şu üçünde tek alınması gereken Healing Hands arkadaşlar. Çünkü World of Glory ile kendinizi devamlı healleyeceksiniz. Ve eğer Healing Hands alırsanız sizin ne kadar az health'iniz varsa size o kadar çok heal atmanıza yardımcı oluyor. Pasif bir özellik olduğu için de kullanması kolay. Ve son sırada da arkadaşlar ben Sanctified Wrath'tan yana kullandım tercihimi. Çünkü Sanctified Wrath'ı Avenging Wrath'ımı yani kanatlarımı açıp da ofansif olarak DPS yapmaya başladığım andan itibaren ne yerimden hareket ediyorum ne de herhangi bir şeye odaklanıyorum. Sadece DPS yapmaya odaklanıyorum. Eğer bu Sanctified Wrath'ın Avenging Wrath süresini %25 uzattığı için bunu çok çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Final Reckoning bir çözüm olabilir fakat Final Reckoning dediğim gibi Divine Toll kullanılamaz olduğu için Final Reckoning'i Divine Toll'la birlikte kullandığınız o DPS şeyinden biraz mahrum oluyorsunuz açıkçası. Dolayısıyla ben kendi run'ımda Zeal, Imperium Power, Repentance, Cavalier, Divine Purpose, Healing Hands ve Sanctified Wrath bu 7 talent'la yaptım. Gerçekten de çok faydasını gördüm bunun. Aynı zamanda auralardan da arkadaşlar tek kullanılabilir aura, Devotion Aura. Bu Devotion Aura'yı da sizlere tavsiye ediyorum. Peki gear nasıl olmalı? Şimdi arkadaşlar normalde yetenekli oyuncuların yani bunu gerçekten söylemek istiyorum. Hani Allah vergisi yeteneğe sahip olan oyuncular şunu söylediler. Shadowlands gear'ınızla içeri girip bunu yapabilirsiniz. Yani bu yapılabilir durumda. Fakat ben Shadowlands gear ile girdiğimde yapmış olduğum DPS ve kendime atmış olduğum heal'la özel bir gear kullanarak yaptığım arasında dağlar kadar fark oldu. Bu benim dediğim gibi ortalama bir oyuncu olmamdan kaynaklanıyor olabilir. İnsanlar bu kadar para harcamanıza gerek yok, bu kadar çok özel bir şeyler yapmanıza gerek yok diyorlar. Shadowlands gear ile yapan çok oyuncu var. Fakat ben yine de eğer Retribution Paladin'le uğraşıyorsanız, yapamıyorsanız, işte %5'te kalıyorsanız, %10'da kalıyorsanız size burada bazı öneriler vermek istiyorum. Çok çok önemli öneriler. Şimdi gear'ımıza bakacak olursak ben item level 127 ile kestim. Dolayısıyla birçok gear'ımı ben değiştirdim. Eğer Heart of Azeroth kullanıyorsanız ilk söyleyeceğim şey bunu kullanmanız. Çünkü normalde necklerde 2 stat varken Heart of Azeroth'ta 3 stat oluyor. Dolayısıyla bunu kullanmaktan çekinmeyin. Eğer varsa 8.3'te almış olduğumuz Legendary Back'in de 3 tane yan statı olduğu için bu da size inanılmaz iş
görmenizi sağlayacak. İnanılmaz işe yarıyor olacak. Aynı zamanda bir tane de legendary Legion zamandaki legendary'lerinizi alabilirsiniz. Bunu Dalaran'dan temin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendine ait bir coin'i var. Bunu vererek alabiliyorsunuz. Ben de burada önce Agramas Stride'ı seçtim. Çünkü ayakkabıda 3 tane daha soket olsun diye. 3 tane daha yan stat olsun diye. Bir de ben bu Legion Legendary'lerinin equip özelliğinin çalıştığını bilmiyordum. Eğer çalışsaydı movement speed verecekti. Bu da inanılmaz güzel olacaktı. Ve daha sonra arkadaşlar benim gear'ımda tabii ki soket olmadığı için soket kullanabileceğimiz level 50 üstü gear'lara öncelik verdim. Bunlar da Pandaria döneminde arkadaşlar PvP vendorundan ya da AH'den de alabilirsiniz bunları. Dreadful setleri. Bunlar görmüş olduğunuz gibi soketleri var. Bu soketlere o zamanın gemlerini takarak bu arada artı 3 strength ve %3 increase critical effect artı 7 versa soket bonusundan 3 versa daha geliyor. Bu şekilde soketli itemları üzerime takarak bu soketlerden de faydalandım. Bu soketlerden de faydalandım yani bunları, fakat bunların legacy set bonuslarını kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla item level 50'nin üzerinde olmasına dikkat edin. Çünkü item level 30'da da var böyle soketli itemlardan. Fakat onlar size daha az DPS'inize katkıda bulunacaktır. Bunları takabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar, ne olursa olsun leech'li, avoidance'lı itemlarınızı takmak. Benim ristimde artı 39 leech vardı. Aynı zamanda ben bekime de artı 20 stamina ve artı 30 leech koydum. Leech arkadaşlar bizi hillememizi, pasif olarak kendimizi hillememizi sağlıyor. Ve aynı zamanda yüzüklerde de versatility ve yine Soul of the High Lord, bu 3 tane stat veren ve kendinden soketli olan bir yüzüğü de burada takmış oldum. Şimdi işin en çarpıcı kısmına gelelim. Benim buranı yapmamı sağlayan kısma gelelim arkadaşlar. Enchant. Silahınızın enchantını kesinlikle ama kesinlikle Crusader tavsiye ediyorum. İnanılmaz bir healer katkısı var. Bu enchant arkadaşlar Auction House'da satılıyor, Crusader enchantı. Fakat bu enchantı yüksek level'lı silahlara uygulayamıyorsunuz. Dolayısıyla ben ne yaptım? Görmüş olduğunuz gibi bir tane heirloom silah aldım. Two hand. Eğer elinizde level 50 daha güzel statlara sahip bir silah varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve buna Crusader'ı bastım. Ve ilk denememde ben bunu yapabilirim, bunu hissettim. Çünkü Holy Power'ınız DPS için çok değerli. Onu hep ofansif kullanmanız lazım. Eğer kaç kere kendinize hillemek zorunda kalırsanız, ki kalacaksınız yani, sadece ofansif yetmeyecek Crusader'ın da heal'ı. Ama ne kadar kendinize az heal atmak zorunda kalırsanız bu fight'ı o kadar hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Crusader da buna olanak tanıyor. Size şöyle göstereyim. Birazdan beceremediğim run'ın healing down şeyini, sekmesini sağ tarafta göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Holy Strength Crusader'la gelen heal benim World of Glory'mi neredeyse 3 katı heal atmış bana ve pasif olarak. Dolayısıyla eğer DPS'iniz yetmiyorsa bu enchant sizi ayakta tutacak, koruyacaktır. Trinketlere gelince arkadaşlar, trinketlerde main statınız çok önemli. Main stat veren trinket olması çok önemli. Ben iki trinket kullandım. Biri Animal Field Emitter. Bu yere büyük bir şansla, büyük bir olasılıkla yere bir alan açıyor. O alanın içerisinde duyduğunuzda haste buff'ı alıyorsunuz. Ben genelde cleave fight'ı yapacağım zaman bütün etleri bir araya toplayıp cleave'e başladığımda şansa eğer altımda alan açılırsa çok çok yüksek DPS çıkartıyor. Fakat bunun dışında farklı trinketlerde tabi takabilirsiniz. Bir diğer trinketim de Titanic Ocular Gland'dı. Canınız %50'nin üzerinde olduğu zaman secondary statınızın 124 arttırıyor. Bu içeri girdiğinizde daha az arttırıyor olacak ama bu Crusader enchantını yaptığım için buradan elde ettiğim fayda normalde diğer trinketlerden elde ettiğim faydadan çok çok daha yüksekti.
Dolayısıyla bunu da tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu kadar min-max yapmanıza belki gerek yok. Fakat bunları yaparsanız işiniz çok ama çok kolaylaşacak. Onun dışında bütün gear'larda dediğim gibi leech avoidance varsa mutlaka takın. Mükemmel işe yarıyor leech ile avoidance. Aynı zamanda eğer versatility varsa elinizde, gear'ınızda, onların hepsine versatility itemlarınızı takabilirsiniz. Mastery'ye hiç gerek yok çünkü ne Covenant'ınızı kullanabiliyorsunuz ne Covenant Ability'nizi kullanabiliyorsunuz. Ona da gerek yok. Dolayısıyla Versa ağırlıklı olmak üzere yan statları Leech ve Speed, hatta Avoidance olanları kullanabilirsiniz. Bu arada Speed demişken, eğer hızınız size yetmiyorsa, diyelim ki yapmak koşuyorsunuz, Two Charge şeyler yetmedi. Benim kullandığım ama daha sonradan çıkardım ben galiba, iki tane şey vardı. %3 Movement Speed veren bir gem var arkadaşlar. Bu gemi takarak hızınızı biraz daha arttırabiliyorsunuz. Bir de bunun %5'i olması lazımdı ama sanırım ben onu çıkarmışım çünkü hız yetmiş bana. Eğer yetmiyorsa hız size, bu hız veren, movement speed veren gemleri de isterseniz takabilirsiniz. Şimdi consumable'lara gelelim. Consumable'larda neler kullandım? Bir kere drum alıyorsunuz arkadaşlar. Dramınız olmak zorunda. Ben eski dramlardan bir tane kullandım. Yeni dramlardan kullanmadım. Flask olarak da Spectral Flask of Power'ı kullandım. Eskiden Sharpening Stone kullanıyordum. Sonradan arkadaşlarımın önerisiyle Shadow Core Oil kullanmaya başladım. Yağladım silahımı. Yemek olarak da Surprisingly Palatable Feast. Bu size STR veren en ucuz yemeklerden biri. STR almak için onu kullandım. Aynı zamanda Augment Rune bastım üstüme. Drum'la birlikte bir de pot olarak da arkadaşlar Potion of Empowered Exorcisms kullandım. Bu sizin daha fazla AoE damage yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi yani fight'ın özünde her zaman bossları bir araya getirip AoE yapmak var. Bu şekilde fight'ı devam ettireceksiniz. Dolayısıyla consumable'larda bunları kullandım. Şimdi iki tane makro yazdım bununla ilgili olarak. Bu iki makroyu size açıklamalar kısmında da paylaşıyor olacağım. Makrolarımı şöyle gösterecek olursam, ilki arkadaşlar drum makrom. Drums of Fury ile birlikte potion'ı aynı anda basmak için kullanmış olduğum bir makro. Bir tane stun makrom var. Onu da şöyle göstereyim size. Burada Jarl Wyrmbrand'ı seçip üzerine Hammer of Justice attığım bir stun makrom var. Bu arada 3 taneymiş. Bir tane de Sigrin makrom var. Sigrin'de de Repentance'ı Sigrin'i targetlayıp atıyorum. Şimdi burada ben bunu Sigrin'i targetlayıp atıyorum şeklinde yaptım. Ama isterseniz Sigrin'i fokusunuza alıp Sigrin'i targetlamadan, yani target değiştirmeden direkt fokusunuzdakine de cast atabilirsiniz. O daha iyi olabilir, o daha hızlı olabilir. Fakat ben elimden geldiğince Repentance'ın nerelerde atıldığını çok çok iyi bildiğim için önden hatta atarak bu makroyu kullandım. Diğer makroyu da kullanabilirsiniz isterseniz. O zaman hazırsanız arkadaşlar, bu kadar şeyden sonra benim bir video kaydı almıştım. Sizi o video kaydına götüreyim ve fight'ta dikkat etmeniz gerekenleri de orada sizlere anlatıyor olayım. Şimdi fight'ı beraber izleyelim ve burada neler yaptığımı size anlatmış olayım. Şimdi gördüğünüz gibi arkada Jarl var ve diğer Edda var Sigrin'le birlikte. İlk yaptığım arkadaşlar fight'ı açıp Paljar'ı interruptlayıp üçünü bir araya getirip kanadımla birlikte Allah ne verdiyse vurmak. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir durdurayım. Durdurabiliyor muyum? Evet. Gördüğünüz gibi kanatlarımı açmışım. Kendime bubble'ımı, ufak bubble'ımı da vermişim. Ve yaptığım Jarl Wellbrand'ı targetlayarak AoE DPS yapıyorum. Bu arada dramımı da verdim, potumu da verdim. Şu an elimden geldiğince bunların üçüne de cleave damage ile hasar vermeye çalışıyorum.
Bunları yaparken tabii ki de işte yeşil alanda durmamanız lazım. Şeyler bana çarpıyor. Onları yememem lazım. Fakat hiç onlara dikkat etmeden elimden geldiğince maksimum DPS yapmaya çalışıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Yar bir ara Enrage'e giriyor. Bu Enrage'e girmeden önce yapmanız gereken bir şey var. Bunu stunlamak. Stunladıktan sonra ben hala bunlar bir arada olduğu için stun süresince yani bu 5 saniye boyunca ben AoE DPS'ime devam ediyorum. Ve Yar da şu an stunlanmış durumda. Eğer bu Enrage olduğunda beni takip etmeye başlıyor, üzerime gelmeye başlıyor ve kamyon gibi vuruyor. Bunu ekarte etmenizin yolu yok. Ya kaçacaksınız, ya kendinize bop atacaksınız, ya da işte böyle stunlayıp daha sonra da şimdi yapacağım gibi ben AoE DPS'e devam ediyorum. Çünkü burada DPS çok önemli. Fight'ta hızlı olmam lazım. Ve stun'ın süresi bitmeye yakın uzaklaşarak ona hindrance atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde hindrance var ve bana yaklaşamıyor. Ve o süre boyunca da zaten bitmiş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi yerde mor alanlar açılıyor. Bu mor alanların üzerinden geçmem gerekiyor belli bir saniye boyunca. Yalnız şuna dikkat edin. Şu an Yarvarbrand'ın üzerinde hala şey devam ettiği için 2 saniyesi kalmış. Enrage devam ettiği için ben elimden geldiğince ondan uzak olarak önce runları topluyorum. Ondan sonra onun yanına gidiyorum. Çünkü eğer bunu aldıktan sonra soldan sağa devam etseydim birkaç fazla daha hit yerdim Yarvalbrand'dan. Bunun olmaması için uzaktan topluyorum runları ve yanına geldiğimde bitmiş oluyor artık gördüğünüz gibi. Şimdi burada bu sefer ikisini bir araya getirip klivlemeye çalışıyorum. Fakat burada şunu yapmayı eksik yapmışım. Buradan giderken eğer Runeseer Falzar'a interrupt atarak buradan çıksaydım ilk başta bunu da bu gruba katabilirdim. Ama hiç önemli değil. Şu an Runeseer'a vuramamam. Benim target'ım gördüğünüz gibi Velbrand'ı almışım hala. Elimden geldiğince onu bu fight'ın ortasından çıkartmaya, kaldırmaya çalışıyorum. Yalnız gördüğünüz gibi etrafta böyle bazen sarı toplar oluyor. Toplardan yok. Holy Power'ım da yok. Canım %50'nin altına doğru inmeye başlamış. Bu durumlarda eğer Crusade Enchant'ı beni hillemezse kendim World of Glory'ımı atmak zorunda kalıyorum. Ki şu an atacağım mesela bir tane yanılmıyorsam. Gördüğünüz gibi attım kendimi. Ve şimdi burada tekrardan bunları aldım. Ve gördüğünüz gibi Heart CC'ye başlıyor. Sigrin Blood of the Father'ı kestlemeye başlıyor. Ve benim bunu Repentance'la makromu kullanarak şey yapmam gerekiyor, durdurmam gerekiyor. Şimdi diyecek olabilirsiniz, abi zaten ortadaydım. Burada 3 tane rune vardı, neden ata binerek aldım bunları? İşte bunu atacağını bildiğim için önden bunları atayım, daha sonradan Repentance'ımı yapayım dedim. Çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki 1,5 saniyelik Repentance'ı yaptıktan sonra bu üçüne yetişemeyebiliyorsunuz. O yüzden size tavsiyem ilk runları aldınız. Valbrand'la Sigrin'e DPS yapmaya devam ettiniz. İkinci runlar çıktığında kesinlikle ata binerek onları toplayın. Daha sonradan Sigrin'e Repentance'ınızı atın. Şimdi Sigrin'e Repentance atarken onun zamanlaması çok önemli. Eğer benim gibi bir addon kullanıyorsanız burada Sigrin Blood of the Father'ı bitirip bitirmediğini görebiliyorsunuz. Eğer bitirdikten sonra Repentance atarsanız üzerinde bir buff kalıyor. O buff üzerinde varsa kesinlikle Sigrin'e vurmuyorsunuz. Eğer buff üzerinde yoksa yani zamanında Repentance atabilmişseniz o zaman Sigrin'i Repentance'dan çıkartıp Cleave'e dahil ediyorsunuz. Size tavsiyem eğer bunun zamanını yapamazsanız fight'a yeni baştan başlayın. Çünkü Sigrin'i diğer adlerle birlikte boss'un damage'ını arttıramıyorsanız muhtemelen fight'ınızı zora sokuyorsunuz demektir. Fight ilerleyen kısımlarda daha da zorlaşacak demektir. Dolayısıyla burada önemli olan şey şu. Repentance'ı zamanında atmak Blood of Father bitmeden. Repentance'ı attıktan sonra zamanında attıysanız Sigrin'i hemen fight'tan çıkartıp Cleave damage'a dahil etmek. İzleyelim. Bakın zamanında atabildim. Üzerinde buff yok. Şunu interruptluyorum. Sigrin'in yanına getiriyorum. Ve Cleave'e de tekrar devam ediyorum üçüne birden. Her zaman ama her zaman üçüne AoE DPS yapabilecek şekilde
bir araya getirmeye bakın. Bu fight'ta biraz şanssızdım. Gördüğünüz gibi benim haste trinketimin alanları benim olduğum yerden farklı yerlerde açılıyor. Eğer bu bir de benim altıma açılırsa var ya, yani inanılmaz bir DPS çıkıyor. Şimdi bu fight'ı burayı yaptıktan sonra arkadaşlar, burada biraz Holy Power Management yapmanız lazım. Çünkü birazdan Faljar üzerine bir tane kalkan açacak. O kalkanı belli bir süre içerisinde indirmem gerekiyor. Fakat o kalkanı açana kadar tekrar targetim Valbrand'da, Jarl Valbrand'da ve onun üzerinden cleave yapıyorum. Zaten gördüğünüz gibi canlara bakarsanız Valbrand %52'ye kadar düştü. Daha fight'ın, yani bilmiyorum kaçıncı dakikasındayız ama 1 dakika falan olmuş. 2. dakikaya giriliyor. Yarı cana Valbrand'ı getirebilmişiz. Ve işte arkadaşlar kalkanı açtı gördüğünüz gibi. Şimdi şu kalkanın orada görmüş olduğunuz gibi ben vurduğum zaman bu kalkan absorb edecek bunu. Ve kendisi Ancestral Knowledge diye bir cast'e başlıyor. Şimdi bu cast'i zamanında kalkanı kırıp interrupt etmem lazım. O yüzden de benim yapmak istediğim şey şuydu. Wake of Ashes'ı elimden geldiğince bu kalkana bekletmek. Kalkana beklettikten sonra Wake of Ashes'ımla birlikte Valbrand'dan target'ımı Faljar'a yönlendirip single target bu kalkanı kırıp interruptlamak elimden geldiğince. Bazen işte elinizde yeterli Holy Power'ınız olmazsa, yani buna hazırlanmanız gerekiyor. Elinde yeteri kadar Holy Power'ınız olmazsa bu kalkanı kıramayabiliyorsunuz. Eğer DPS'iniz az geliyorsa dediğim gibi talentlardan burada Seraphim alabilir daha hızlı atabilmek için. Ya da Execution Sentence'ı Zeal'la değiştirip burada kullanabilirsiniz. Yani biraz daha burst vermesi bakımından. Ama ben bunun için talentlarınızı değiştirmeniz yerine burst bir trinket takmanızı ve bu ana o trinketi saklamanızı tavsiye ediyorum. Birkaç run'ı öyle yapmıştım ama daha sonradan o trinketin o 1 dakikalık zamanını buna denk getirmeye çalışmak benim overall bütün oyunculuğumu etkiledi. Dolayısıyla daha kötü runlar yapmaya başlamıştım ama siz bunu yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben burada gördüğünüz gibi değiştirdim target'ımı. Faljar'a vuruyorum elimden geldiğince ve interruptladım gördüğünüz gibi ve AOM'e devam ediyorum. Burada önemli olan arkadaşlar işte Crusade'in burada sizi hilliyor olması enchant'ınızın. Eğer enchant hillemiyorsa bu kalkanı kırarken bir kere belki iki kere hayır Holy Word'u kendi üzerinizde kullanmamanız gerekiyor. Yoksa yetiştiremezsiniz Faljar damage'ını. Yine cleave'e devam ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Valkyrie'ler. Şimdi bu Valkyrie'lerin summonlanmasıyla birlikte arkadaşlar bir yer boş kalıyor. O boş olan yere geçmeniz gerekiyor. Valkyrie'ler odanın 4 farklı yerinden gelebilir. Giriş kapısından pardon 3 farklı yerinden gelebilir. Şu arkada görmüş olduğunuz kapının oradan soldan veya sağdan gelebiliyorlar. Bu şeyi duyduğunuzda, bu arada bir V-Cowra kullanıyordum bu sesleri bana uyaran. Onu da açıklamalar kısmında paylaşırım. O V-Cowra'yı öneririm kullanmanızı. Boşluğu gördükten sonra bu boşluğa geçmeniz lazım. Ben boşluğa geçmeme rağmen kanatları manatları bir şekilde bana çarpıyordu her seferinde. Hatta yayınlarda da biliyorsunuz. Bunu nasıl çözdüm? Eğer en solda iki tane kaldıysa arkadaşlar, şu ortadaki yuvarlağın karanlık olan kısmında durduğunuzda, şurada bir yerde durduğunuzda bu bunu karşılıyor. Çünkü bazen yamuk bakıyorsunuz açıdan. Aslında tam düz baktığınızda Valkyrie üzerinizden gelecek ama yamuk baktığınız için hizalamışsınız gibi gözüküyor. Özellikle bu kısım için değil ama soldan ve sağdan odanın geldiklerinde gerçekten çok uzaktan geldikleri için bazen şaşırabiliyor insan. Dolayısıyla eğer buradaki örnekteki gibi solda iki tane var, ortası boşsa, o zaman şu siyahta durmanız yeterli. Solda bir tane var ve burası boşsa, buranın bir yanında üç tane boş ve buradaysa burada, eğer ortadaki boşsa da burada duruyorsunuz. Yani gözümle ben burayı 3 dilime böldüm. Şimdi de zaten oraya doğru gidiyorum bakın. Bakın bu siyahta durmanız yeterli, gördünüz mü? Durdum ve tekrardan AoE damage yapmak için geri geldim buraya. Şimdi elimden geldiğince Jarl Valbrand'ı tekrardan seçip ona DPS yapıyorum. Ve bu arada kanadım geldi arkadaşlar şurada. Ve kanadımı gelir gelmez veriyorum. Bakın hiç
Bekletmedim bile. 2 saniye, 1 saniye. Kanadım geldi, açtım ve DPS'e devam ediyorum Yalbrand üzerinde. Şimdi Blade Storm atıyor gördüğünüz gibi. Bu Blade Storm'u stun'ım benim tekrardan döndüğü için hemen stunlıyorum ve DPS'e devam ediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bundan çıkıp kaçmaya çalışmayın. Çünkü şu an bir aradalar. AoE damage'a ihtiyacımız var. AoE damage'ı sağlıyorum. Bakın devam ediyorum. Şimdi Sigrin tekrardan Blood of Father atacak. Ona zamanında Repentance atabildim. Hemen onu da tekrardan kattım ve DPS'e devam ediyorum. Altımda da şey de açılmış. Haste trinketimin alanı da açılmış. Şu an çok iyi pozisyondayım. Şimdi bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi Valbrand artık %27'de. Ben varımı yoğumu Valbrand üzerinden vurmaya devam edeceğim. Buna çalışacağım. Şimdi burada 3 tane şey açılıyor. Bunların içerisinden geçiyorsunuz. Ardından bir daha açıyor. Ve onların da içinden geçeceksiniz ve Valkyr'ler gelecek. İlkini eğer yapabiliyorsanız, şanslıysanız, ben burada şanslı değildim çünkü şu 3 tanesi tam benim olmadığım yerde çıktı. Bu üçünde dolanmak zorundayım. Birini atsız, diğerini atlı yapmaya çalışın. Burada 2 tane üst üste açıldığı zaman. Şimdi ben burada bir atsız denemişim. Sonra panikledim herhalde. Ata bindim diye hatırlıyorum. Bakalım. Evet, ata binmişim, yetiştiremeyeceğim diye. Ve şimdi bir daha geliyor. Ama bu sefer hem Valkyrler de geliyor. Orada yerimi ayarladım. Ve şimdi bir daha gitmem lazım. Ve burada kendim koşuyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada benim bir hatam oldu. Ve bu run'ı yapamamamı sağlayan bir hata oldu. Valbrand %24'te olduğu için ona çok odaklandım. Ve hemen bulunduğum yerde buna vurmaya başladım. Halbuki birazdan Runeseer Faljar bu iki run bir Valkyrie'den sonra kendisine şey açacak. Bubble açacak. Ve o bubble'ı kırmam lazım. Dolayısıyla ben yapmam gereken şey Valbrand'ı da yanıma alıp Faljar'ın yanına gitmekti burada. Şimdi bu hatalar silsilem burada başlıyor. Bunu yapmadığım için izleyelim. Gördünüz mü? Açmaya başladı ve ben neredeyim? Yanında bile değilim. Ve DPS'i çok kaybettim. Hemen burada gözüm şeye ilişti. Kendi canıma. Canım çok az. %38'de. Kendimi de hillemem lazım. Etrafa bakıyorum. Top yok. Kendimi hilleyebileceğim. Ve Faljar keste başladı. 20 saniye içerisinde onu Holy Power'ımı kullanarak kıracağım. Ki hiç Holy Power'ım yok. Sıfır Holy Power'ım var. Burada anladım ki buran bitti. Yapamayacağım bunu. Ama gene de elimden geleni yapmaya çalıştım. Buradaki hatam dediğim gibi Holy Power, yani burada Yalvarbrand'a hemen DPS yapmayı düşünmeyecektim. Bunun yanına gidecektim. Biraz da Holy Power biriktirecektim. Kalkanın açtığında hemen vuracaktım. Şimdi bundan sonrası tabii benim için biraz çetrefilli oldu. Sigrin beni ileri itti. Bu kalkan açtığında ben ondan çok uzakta kaldım. Şimdi onun yanına gideceğim. Ama iş işten biraz geçti. Şimdi ben kendimi mi hilleyeceğim burada? Çünkü canım %25'e kadar indi. Ve ona da vurmam lazım. Şimdi birazdan Valkyrler de gelecek. Ama burada güzel olan şey altıma haste alanı açıldı. Yani burada kotarabilirdim durumu. Bir de Valkyrler benim görmediğim yerden geliyor. Bu beni çok yıprattı burada. Dolayısıyla ben burada arkamı dönüp acaba Valkyrler için bir de koşmam mı gerekiyor? Yani hem bunu indirmem lazım, hem kendimi hillemem lazım, hem Valkyrlerden kaçmam lazım. Burada bakın kamerayı çevirdim. Tamam, güzel yerdeyim. 2 adım geri attım ve ama kalkanı kıramayacağımı anladım burada. Çünkü ben 2 adım geri attıktan sonra bu sefer şeyden de uzakta kaldım ve beni Yarl gene itti. Artık burada yapabileceğim bir şey yok. Bubble'ımı verdim çünkü ölürdüm. Ve burada bubble'ımı verdiğim için de bir sonraki şeyde gördüğünüz gibi bubble'ımı verdim. Interrupt'ımı da yaptım. Ve gene de Yarl'a odaklanıyorum. Şimdi bundan sonraki asıl bubble vermem gereken yerde bu bubble'ı harcadığım için bu run güzel sonuçlanmayacak biliyorum. Ama elimden geleni yapıyorum gene. Rage'i stunladım. Yerde alanlar çıktı. Bu alanları topluyorum ilkinde. İkincisinde de alanlar çıkana kadar şeyi bekletiyorum. Hindrance'ı bekletiyorum yavaşlatmak için. Bakın topluyorum. Topladım. Şimdi Hindrance attım.
Diğer alanlar çıkana kadar ondan uzaklaşıyorum biraz. Diğer alanlar çıktıktan sonra da ata binerek aldım. Holy Power'ın falan gayet iyi. Ama burada Valkyrilerden biri uzakta kaldım. Fakat burada ölmedim. Şimdi burada artık canını %10'da gördüğüm için elimden yapacak bir şey gelmez. Haste alanı da açılmış. Kendimi biraz geri çektim. Artık cleave'e bakmıyorum. Çünkü Velbrand'ı öldürdükten sonra Sigrid'in canı %33'te. Fight'ı %20'de bitecek. Çok büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle Velbrand'ı öldürdükten sonra Falcar üzerinden cleave yapmanıza bile gerek yok. Eğer Falcar kendine bir bubble açarsa onu kırmak için 20 saniyede siz bunu %33'ten single target'ta %20'ye indirebilirsiniz. Yani ki fight biraz daha uzadığında bu %33'te de başlamayacak bu öldüğünde. Dolayısıyla ben burada elimden geldiğince bari Velbrand'ı yok edeyim de 3 tane skill bir arada gelecek ve ben buraya bubble vermem gerekiyordu. O bubble'ı en azından onu skill için ekarte edeyim. Sigrid'e Repentance'ımı atıp Falcar üzerinden devam edebileyim diye. Burada şey yaparken tabi hepsi üst üste geldi. Onu almaya çalışırken Sigrid'in Repentance'ını kaçırdım ve öldüm. Dolayısıyla ben buraya bubble'ımı saklayabilseydim, yani o hatayı yapmasaydım, Falcar'ın yanına gidip de hemen DPS'e başlamam gerekmesi durumunu yapmasaydım, bunu bir kill'di, çok rahat bir kill'di hem de. Velbrand'ı hemen öldürecektim ve diğerlerine bakacaktım. Bunu da yapmış olurdum. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Lafı çok uzattım belki burada, bilmiyorum ama hani bununla ilgili Türkçe kaynak azlığı nedeniyle bunu böyle anlatmak istedim. Dediğim gibi yapmanız gerekenler en azından Retro Paladin fight'ı için hepsini hep bir arada tutup AoE damage yapmak ve elinizden geldiğince Holy Power'ınızı ofansif olarak kullanmak. Bunu sağlayabileceğiniz yönlerden biri Crusade Enchant'ı. Crusade Enchant'ında bir Heirloom silaha level 50'ye getirdikten sonra basıp onu kullanabilirsiniz. Crusade Enchant'ı sanırım Two Hand Weapon'larda ve Axe'larda geçerli. Fakat sanırım Bow'lara falan yapılamıyor. Yani Hunter'lar kullanamıyor ama eğer diğer melee class'larda da ne bileyim işte Frost DK olur, kendinize hilleme konusunda bir yardımcı ihtiyaç duyuyorsanız o enchant bana bu Mage Tower'ı yaptırttı. Bunu da söyleyebilirim. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size 9.1.5'te Retro Mage Tower'ın nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.